Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim'in yayınladığı 10. sınıf kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar çalışma sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Metal malzeme satan bir işletmenin sahibi her biri 5,4 kilogram olan, bakın, bir miktar demir malzemesi almış ancak 3 ay boyunca satamamıştır. Malzeme listesini kütlelerinde hesaba katarak güncelleyen işletme sahibi 3 aydır dükkanın nemli bölgesinde bulunan demir malzemesinin her birinin kütlesini 6 kilogram olarak ölçmüştür. Şimdi dikkat edin. Normalde demir 5,4 kilogram fakat 3 ay sonra 6 kilogram olmuş. Farkında mısınız? Aslında burada demirin oksitlendiğini söylüyor. Demir arkadaşlar oksitlenmiştir nemli bölgeden dolayı, yani paslanmıştır. Şimdi demir malzemeler havanın oksijeniyle demir artı oksijenden F2O3. Şu F2O3 arkadaşlar biz demir 2 oksit diyoruz ama günlük hayattaki adı pastır. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Kütlesi artan her bir demir malzeme havanın 500 gram oksijeni ile tepkimeye girmiştir. Şimdi dikkat edin, 5,4'ten 6 kilogram olmuş. Aradaki fark nedir? 0,6 kilogram, öyle değil mi? Sonuçta 6'dan 5,4'ü çıkardık. 0,6 kilogram da 500 gram demektir. O halde bu da doğru. Ortamdaki toplam kütle artmıştır. Toplam kütle arkadaşlar değişmez. Toplam kütle değişmez. Kütlenin korunumu kanunu var biliyorsunuz sevgili Lavazer'ın. Bu durumda hangi bilgilere ulaşabiliriz? 1 ve 2 olacak cevabımız Denizli. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleler arasında her zaman sabit bir oran vardır. Bileşiğin miktarı değişse bile bu oran değişmez. Biz zaten bunu biliyoruz. Sabit oran. Şimdi bize bileşikler verilmiş, artan maddeler. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Hadi bakalım beraber bileşikleri inceleyelim. Birinci bileşikte arkadaşlar bileşiğin kütlesi 24 gram. 4 gram x artmış. 12'den 4'ü çıkarsak demek ki x'ten ne kadar kullanılmış arkadaşlar? 8. Zaten 16 ile 8'i topladığınızda 24'ü elde edersiniz. İkinci bileşik için konuşuyorum. 3,2 gram y artmış. 3,2 y'yi çıkartırsanız eğer 9,6 eksi 3,2 6,4 olacak, değil mi? Zaten 6,4 6,4 daha 12,8 gram bileşiğiniz oluşur. Süper. Aynı iki elementten oluşan bütün bileşiklerin kütlece birleşme oranları vardır. Aynı iki elementten oluşan bütün bileşiklerin kütlece birleşme oranları aynıdır. İmkansız arkadaşlar. Yani bu bileşiklerden biri atıyorum XY'dir. Öteki ne olacak? Yine aynı elementlerden oluşsun. XY2 olabilir. Ya da işte X2Y3 olabilir. Sonuçta hepsinin kütlece birleşme oranları aynı değildir. Birinci bileşiği oluşturan elementlerin harcanan kütleleri arasındaki oran 1/2 midir? Bunu şöyle bulacağız gençler. Ne yapacağız? 8/16 değil mi? 8/16. 8/16 1/2'dir. Bu da 64. Yani X'in kütlesi 6,4. Y'nin kütlesi 0,4. Süper. Buna doğru dedik zaten. İkinci bileşiği oluşturan elementlerdeki eşit kütle tam alınarak tam verimli bir tepkime gerçekleştiğinde artan madde olmaz. İkinci bileşiği oluşturan elementlerden eşit kütlelerde alınırsa, zaten bakın bunlar eşit kütlede giriyor değil mi? 6,4'e 6,4 giriyor ve 12,8 oluşmuş. Yani bundan 10 gram alırsanız bundan da 10 gram alırsınız. 10 daha 20 gramlık bir bileşik olur. Eşit kütlede alırsanız evet artan madde olmaz. Bu durumda 2. ve 3.'ünün doğru olduğunu söyledik. Cevabımız Denizli. Aynı iki element basit formülleri farklı birden fazla bileşik oluşturuyorsa bu elementlerden birinin eşit miktarla birleşen diğer elementler arasında katlı oran vardır. Evet, bunu biliyoruz arkadaşlar. Mesela karbon monoksit bileşiği ile karbon dioksit bileşiği için konuşalım. Aynı iki elementten mi oluşuyor? Evet, ama farklı iki bileşik değil mi bunlar? Bunların arasında o karbonlar eşitse oksijenler arasında bir katlı oran vardır. Bu katlı oran da nedir? 1/2'dir şeklinde. Bunu bize açıklamış. Şimdi birinci soru diyor burada. Bakalım birinci soruya. X ve Y kütlesi verilmiş. Süper. Eşit miktarda X varken bakın Y'ler arasındaki oran 16/32. Bu 16/32 zaten bana Y'ler arasındaki katlı oranı verecektir. Birinci bileşiğin formülü XY ise B bileşiğinin formülü nedir? Tam bir katlı oran sorusu, öyle değil mi?
Bu soru soruları çözmemizden ziyade hangileri katlı oranlar kanunundan yararlanılarak çözülebilir demiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir katlı oran sorusu birinci öncül. Değil mi? İkinci öncüle bakıyorum. Yani buna doğru dedim. İkinci soruda işte A bileşiği F2O3, B bileşiği F3O ne ise A ve B bileşiklerinden eşit miktarda demir alınarak diyor. Oksijenler arasındaki oran 9 bölü 8 ise en değeri nedir? Bakın bu da direkt katlı oranlarla ilgili bir soru. Ne yaparsınız? İşte demirleri eşitlersiniz. Oksijenler arası da aynı sayılarla çarparsınız. Oksijenler arasındaki oranı 9 bölü 8'e eşitlersiniz. Demek ki bunu da aldım. Eşit kütlede X ve Y elementleri alınarak başlatılan tepkime tam verimle gerçekleşiyor. 17 gram X bileşiği, Y2 bileşiği oluşurken 3 gram X elementi artıyor. Başlangıçta X ve Y elementlerinden kaçar gram alınmıştır? Bu katlı oran değil arkadaşlar. Bu kütlenin korunumu kanunu gördüğünüz gibi. 17 gram bileşik oluştururken 3 gram X artıyorsa demek ki başlangıçta 20 gramlık bir kütleniz varmış. Eşit kütlede alındıysa bunlar zaten 10'a 10 paylaşılmıştır. Ama bu kütlenin korunumu kanunudur. Katlı oran olabilmesi için bu XY2 bileşiğinin dışında yine XY'li bir bileşik daha vermesi gerekiyordu bize. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Mol kavramı günlük hayatta deste, düzine gibi maddelerin sayısını ifade etmeye yarayan bir kavramdır. Bir deste 10, bir düzine 12, bir mol de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına karşılık gelir. Buna göre diyor ki hangileri doğrudur? Bu kadar tane karbon atomu, bakın bu kadar tane karbon atomu 10 üzeri 22 dikkat edin. Yarısının bir virgül kaymış hali. Yani yarısı demek 0,5, bir virgül daha kayarsa 0,05 mol karbon atomudur. 0,5 değil, üzgünüm, gitti. Bakın onun da sebebi şuradaki 10 üzeri 22. Bu kadar tane gümüş atomu 1 mol müdür? Vallahi 1 moldür. 2 mol magnezyum atomu bu sayının 2 ile çarpılmış hali olacak. Yani 2 ile çarparsanız bu sayı normalde ne bulursunuz? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bulursunuz. Burada bakın virgülü kaydırmış bu tarafa. Bu tarafa virgül kayınca 10 üzeri 24 oldu. Demek ki bu da doğrudur benim için. O halde cevabımız Denizli 2 ve 3. Kimyanın temel kanunlarıyla ilgili demiş. Şimdi kimyasal tepmelerde kütlelerin toplamı ürün eşit olmak zorunda. Zaten biz bakın 4 tane gri top görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane gri top. 2 tane kırmızı top. Bakın 2 tane kırmızı top ki bunlar da aslında birer element değil mi simgeliyor. Kimyasal reaksiyonları denkleştirirken kullanıyoruz. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleler arasında sabit bir oran vardır. Tabi suyun için işte H2O formülünden yararlanıyoruz. Öyle değil mi? Her zaman su için bakın oran 1 bölü 8'dir. Miktarı artsa bile gene 1 bölü 8'dir. Bu su için sabit orandır demek istiyoruz. İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa mesela karbon monoksit ve karbon dioksit bakın. Aralarında karbonlar sabitken oksijenler arasındaki oran 1 bölü 2'dir. Bize tüm temel kimya yasaları açıklanmış. Buna göre 32'şer gram karbon ve oksijen elementlerinin tam verme tepmesinden 44 gram karbondioksit bileşiği oluşurken 20 gram karbon elementi artıyor. Süper. Yani bu ne demek arkadaşlar? Karbonun 20 gramı artıyorsa karbonun ancak 12 gramını reaksiyona sokmuşsunuz. Oksijenin de toplam 32 gramını reaksiyona sokmuşsunuz. 32-12 daha zaten size 44'ü verecek. Şimdi karbondioksit bir bileşiktir. Bileşikte sabit oran vardır zaten, öyle değil mi? 56 gram karbon monoksit bileşiği analiz edildiğinde 32 gram oksijen elementi ile 24 gram karbon elementi elde ediliyor. 32 ile 24 topladığınızda zaten 56. Buna göre ne demiş? Bu deneyleri yapan öğrenci hangilerini ispatlayabilir? Bir kere kütlenin korunumu kanunu ispatlar, öyle değil mi? Süper. Tek başına karbondioksit bileşiğinde ya da karbon monoksit bileşiğinde sabit oran vardır. Bunu da belirttik. Hem karbondioksit hem karbon monoksit bileşiğinden bahsediyorsa bakın aynı elementlerden yapılmış iki farklı bileşikten bahsediyorsa katlı orandan da bahsedebilir. O halde bunların hepsini arkadaşlar ispatlayabilir. Bir maddenin mol sayısı kütle bölü mol kütlesi ya da tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı ile hesaplanabilir demiş. Biz normalde ne diyorduk arkadaşlar?
Kısa yoldan mol bulmak istiyorsanız size soruda verileni direkt orijinaldeki değere bölün. Mesela soruda size kütlemi verilmiş, hemen orijinaldeki mol kütlesine bölün. Soruda size tanecik sayısı mı verilmiş, hemen orijinaldeki Avogadro sayısına bölün. Ne verilir? Hacim de verilebilir. Soruda size verilen hacmi orijinal hacme bölersiniz. Sonuçta orijinal bilgileri biliyoruz. Şimdi bazı maddelerin miktarları kütle veya tanecik sayısı olarak tabloda verilmiştir. Buna göre miktarı 0,2 mol olan maddelerin bulunduğu kutucukların taranmış hali nedir? Şimdi burada gram verilmiş değil mi? 11,2. Bu 11,2'yi yani verileni hemen orijinale bölmemiz lazım. Orijinalde kalsiyum oksit kaç gram? Molekül ağırlığı 40 artı 16'dan 56 gram. 11,2 bölü 56'da 0,2 midir? Vallahi 0,2'dir. Süper. Buraya geldim. Bu kadar tane verilmiş. Bu taneyi hemen kime bölüyorum? Ena Avogadro sayısına bölüyorum. Sonuçta bana ne verilirse onun orijinaliyle bölmek zorundayım. 1, bunu 12 şeklinde alsak 2 katı olacak. 1 virgül kayarsa bakın bu da 0,2 oldu. Harika. Buraya geldim. 3,01 tane demiş. Bunu da bakın Avogadro sayısına bölüyorum Ena'ya. Böldüğümde bu bunun yarısı yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'den burada 0,5 mol gibi bir şey bulurum. Bu istediğim durum değil. Çünkü ben 0,2 mol olanları istiyorum. 20 gram kalsiyum karbonat demiş. Bakın soruda bize verilen kütle 20. Gram verildiğine göre bunu orijinaldeki kütleye bölmeliyim. Yani burada birimler önemli. Gram diyorsa orijinaldeki grama, tane diyorsa orijinaldeki tane yani Avogadro sayısına böleceğiz. Kalsiyum karbonatın molekül ağırlığını hesaplayalım. 40 artı 12. 52, 48 daha 100. Harika. Yani 20 bölü 100'den 1 bölü ne bulursunuz? 1 bölü 5 mi bulursunuz? Yahu 1 bölü 5 zaten 0,2 değil midir? Öyle değil mi? Süper. Demek ki bu da tuttu. Yani taramam gereken o halde hangi bölümler arkadaşlar? Burası, burası ve burası. Evet, cevabımız neymiş? Ceyhan şu kutucukta çünkü 0,5 mol madde olduğunu bulduk. Mol kütlesi her bir maddelerin her bir molünün kütlesidir. Bileşiklerin mol kütlesi hesaplanırken de bileşin yapısına yer alan elementlerin mol sayılarıyla atom kütleleri ayrı ayrı çarpılıp toplanır. Bunu zaten biliyoruz. Yani C2H6O bileşiği için ne yapıyoruz? 2 tane karbon, 6 tane hidrojen, bir de oksijen var. Tane dediğime bakmayın. 2 karbon. 2 karbonsa karbonun molekül ağırlığını yazıyoruz. Değil mi? 6 hidrojen diyorsa 6 çarpı 1, 6. Oksijenden de 16 çarpı 1, 40 şekli topladığınızda 46 gram ifadesini buluyorsunuz. Şimdi burada A ve B kaplarında eşit kütlelerde madde bulunmasını isteyen Ömer hangilerini ayrı ayrı yapabilir? Öncelikle elimizde neler var ona bakalım arkadaşlar. Tek tek şıkları inceleyeceğiz. Sodyum karbonat, sodyum oksit acaba kaç gram? Sodyum 23 değil mi? 23 çarpı 2 46. 16 ile toplarsanız 56, 6 daha 62. Şimdi sodyum karbonat normalde 62. 0,1 molü nedir? 6,2. Peki burada elimde ne var? Magnezyum oksit. Magnezyum oksit 24'müş. 16 daha bakın 20, 30, 40. Bu adamın normalde 1 molü nedir gençler? 40. Ama benden 0,4 molünü istiyor. Yani şöyle düşünün. 1 kilosu bu adamın 40. Ama ben 400 gram gibi bir şey alıyorum. Haliyle azalacak değil mi? 40 çarpı 0,4'ten elimde buradan 16 gramlık madde olduğunu söylerim. Burada da 6,2. Şimdi ben bunların eşit kütlede olmasını istiyorum. Mesela A kabına 0,1 mol F2O3 eklesem. F2O3 bakıyorum demir 56. 56 çarpı 2 112 değil mi? 112 artı 48 de 160'tır. 160 çarpı 0,1 nedir? 16. Buna 16 gram katı eklediğimi düşüneyim A şıkkı için. B kabına da 0,2 mol NaCl demiş. Sodyum 23, klor 35, 30, 40, 50, 58. 58 çarpı 0,2 nedir? Ben bu sayıları pratik şöyle yapıyorum. 58'i direkt 2 ile çarpıyorum. 58'i 2 ile çarptığımda 116 oldu. Değil mi? 58 çarpı 2, 116. Bir virgül de kaydım. 11,6 çünkü 0,2 diyor. Şimdi bu ikisini topladım. 16 artı 6,2 nedir? 22,2. Değil mi?
Yani A kabım ne oldu? 22,2. 11,6 ile 16'yı topladım. 10, 20, 27,6 A. Eşitlik sağlandı mı? Henüz sağlanamadı. Çünkü bir de 0,3 mol H2O ekle diyor bu kaba. Bu kaba 0,3 mol H2O eklediğimde H2O'nun molekül ağırlığı 18. 18 çarpı 3 de 5,4'tür. Yani buna bir de 5,4 ekleyeceksiniz arkadaşlar. Hepsini topladığınızda 27,6'yı elde edersiniz. Bakın sorunun mantığı budur. Haliyle eşitlik sağlandı mı? Evet, sağlandı. Diğer şıklara baktığınızda zaten eşitliğin sağlanmadığını görürsünüz. Bu durumda cevabımız Adana. 0 derece sıcaklık 1 atmosfer basınç koşullarına normal koşullarda NEP. Normal koşullarda 1 mol tüm gazlar 22,4 litre hacim kaplar. Bildiğimiz bir şey zaten. L, M ve T maddelerinin erime sıcaklığı var arkadaşlar. 1 atmosfer dış basıncın oldu. Mesela erime sıcaklığı 0, kaynama sıcaklığı 100. Eksi 28'i 17, eksi 76'ya 12. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. 0,1 mol L maddesinin normal koşullarda hacmi 2,24 litredir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 0 santigrat derece bizim için önemli. 0 santigrat derecede hacimden bahsedebilmem için bu adamın gaz halinde olması lazım. Öyle değil mi? 0 santigrat derecede hacimden bahsedebilmem için bu adamın gaz halinde olması lazım. Kimler 0 derecede gazdır? Bakın L değil. 0 derecede gaz olanlar 0'ı bunu sayı doğrusu gibi düşünüp 0'ı yerleştiriyorduk. 0 burada zaten. Daha erime sıcaklığına bile gelememiş ki L zaten su olduğu ortada. M için 0 ortada bir yerde arkadaşlar. Bakın eksi 28'den büyük, 17'den küçük. O halde M nedir 0 derecede? Sıvı. Eksi 76, eksi 12 ise 0 nerede arkadaşlar? Burada, yani kaynama sıcaklığının üstünde. O halde T nedir? Gaz. Şimdi hacimden bahsedebilmem için demek ki T'den bahsedebilmem lazım. O halde direkt T'den bahsetmeyenlerin hepsi bizim için nedir? Yanlış. Direkt yanlış. T'den de bahseden tek bir madde var. Bu da demiş ki 0,3 molü bu kadar mıdır? Hemen şöyle yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki 0,3 mol T... 22,4 ile çarpacaksınız. Önce dediğim gibi bu sayılarla çarparken önce 3 ile çarpın. 3 ile çarptığınızda işte 672, hatta bir virgül kayarsınız. 0,3 ile de kayacağınız için 6,72 olur. Doğru mudur? Vallahi doğrudur. O halde cevabımız Ceyhan. Bakın yine söylüyorum. Normal koşullarda 1 mol gazdan bahsedersem eğer 22,4 litre hacim kaplar diyebiliyorum. O yüzden önce kimin gaz halinde olduğunu buldum. Bor elementin izotoplarından bahsedilmiş. Biliyorsunuz izotop proton sayıları aynı olan, kütle numaraları farklı olan atomlar. Bor 5'e 5, biri 10, diğeri 11. Şimdi bunların doğada bulunma yüzdeleri var. %20, %80 olduğu için biz ortalama bir atom kütlesinden bahsediyoruz. İşte şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Birinci izotopun kütlesi 5 çarpı yüzdesi artı 10 çarpı yüzde. İkinci izotopun kütlesi çarpı yüzdesi bölü toplam dersek eğer atom kütlesi oranını 10,8 şeklinde buluruz. Zaten şu 10 ile 11 arasında bir şey olacak. Şimdi bor 10'un 5 nötronu, 11'in ise 6 nötronu vardır. Nötron sayıları farklı. 5 nötronu olan 1 nötron almaya çalışırsa patlayabilir ve çok yüksek enerjili partiküller yayar. Bu enerji herhangi bir hücreye hücreyi öldürebilecek güçtedir. B10 elementi ise kanser hücresine girerse kanser hücresini, sağlıklı hücreye girerse sağlıklı hücreyi öldürür. Bilim insanlarının görevi bor 10 elementinin kanser hücresine yönlendirmek olmalıdır. Güzel. Şimdi bu bilgilere göre hangisine ulaşılabilir? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlar izotop atomlardır. Evet, söylemiştik. İzotop atomların doğada bulunma yüzdelerinden ortalama atom kütlesi hesaplanır. Evet, bor için ortalama atom kütlesi 10,8. Bor 10 elementiyle kanser hastalığı tedavi edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. Çünkü hangi hücrede bulunursa bulunsun o hücreyi yok ediyor. Bu durumda hepsinden bahsedebiliriz. Cevabımız Edirne.
Doğada birçok olay kimyasal değişim sonucu gerçekleşir demiş. Kimyasal tepme bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepmeler denklemlerle ifade edilir. Yanıcı maddenin oksijenle tepmeye girmesine yanma. Tepkimeye ise yanma tepmesi denir. İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez. Birleşme olayı bizim için sentezdir. Ayrışma olayı da analiz biliyorsunuz. Bir bileşiğin ısı ve elektrik enerjisiyle ayrışmasına da analiz tepkimesi deriz. Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri bu tanımlara uymaz diyor. Yani hangisi yanmadır, hangisi sentez, hangisi analiz, onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Hadi buradan E şıkkından başlayalım. Karbon oksijenle ne olmuş? Oksitlenmiş. Yani bir yanma reaksiyonu mu gerçekleşti? Öyle değil mi? Metan da oksijenle yanmış. Burada da bir yanma olayı gerçekleşti. Hatta E şıkkının hem yanma olduğunu söyleyebiliriz hem de sentez olduğunu söyleyebiliriz. Sentez birleşmedir. Karbon ve oksijen birleşmiştir. Bir tepkime birden fazla tepkime türünde ifade edebilir. C şıkkındaki reaksiyon bakın bir ayrışmadır farkındaysanız değil mi? Kalsiyum karbonat gibi büyük bir molekül küçük moleküllere ayrışmış. O halde bu ayrışmanın A'sından analizin A'sı gelsin aklınıza. Bu ise B şıkkı azotla hidrojen birleşmiş farkındaysanız. Nedir arkadaşlar? Birleştiyse eğer sentez edilmiştir, sentezlenmiştir. Burada ise hidrojen klorür bir asit, sodyum hidroksit bir baz, tuz ve su açığa çıkarmış. Bu bir nötrleşme değil mi gençler? Asit baz tepkimelerin nötrleşmesi. Nötrleşme tanımını yukarıda göremedik. O halde yukarıdaki tanımlara A şıkkı uymaz diyebiliriz. 11. soruyla devam ediyorum. Bize tepkime türleri verilmiş bakın gördüğünüz gibi. Tepkime türleri yanma, asit baz, sentez yani oluşum, çözülme, çökelme ve analiz ayrışma tepkimeleri şeklinde. Şimdi analiz tepkimeleri sentez tepkimelerin tersidir. Evet, analiz ayrışma, sentez ise birleşme. Maddelerin sulu çözeltilerinin birbiriyle verdiği tepkimelerde katı oluşuyorsa çözülme çökelme tepkimesidir. Tabii ki bu çökelmeyi oluşturan ortamdaki katıdır çünkü. Yanma ve asit baz tepkimeleri aynı zamanda sentez tepkimeleri midir? Hayır arkadaşlar değil. Bazı yanma olayları sentez tepkimesi olabilir. Bakın. Ama her yanma bir sentez tepkimesi değildir. Asit baz tepkimeleri için de aynı şey geçerli. Bazıları sentezdir ama yani çok çok istisna durum. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bir önceki soruda E şıkkına bakın gençler. Bu bir yanma olayıdır. Karbon oksijenle reaksiyona girdi. Karbondioksit ama aynı zamanda bir sentez değil mi? Ama D şıkkına bakın. Bu da bir yanma olayı gördüğünüz gibi. Ama bir sentez var mı? Hayır, yok. Bu durumda 11. soru için 3'ü doğru kabul etmeyeceğiz. 1 ve 2 doğru olacak. Cevabımız nedir? Bursa. 12. soruda travertenler, asidikler, metaller şeklinde bize güzel bilgiler verilmiş. Gördüğünüz gibi doğa harikası değil mi bunlar? Pamukkale travertenleri bakın. Kalsiyum bikarbonat açısından zengin olan termal suların havadaki oksijen ile teması sonucu kalsiyum karbonat katısının çökelmesi ve zamanla sertleşmesi ile oluşur. Asidik olan limon suyu yapısındaki bazik özelliğe sahip kalsiyum karbonat içeren mermer yüzeylerde iz bırakır, mermeri aşındırır demiştik. Metaller nemli havada paslanır bakın. Normal metal bir de paslanmış metal. Şimdi hangilerine oluşulabilir diyor. Bazı doğal güzellikler çözünme çökelme tepkimeleriyle oluşur. Evet bakın travertenler çözünme çökelme tepkimeleridir. Gıdaların yapısında bulunan bazı maddeler mermerden yapılmış eşyalara zarar verirler. Limon asidiktir. Asitli bir şey mermeri aşındırır. Aynı şekilde asit yağmurları da mesela açık havadaki heykellere zarar verir, aşındırır. Demir metalinin paslanması yanma tepkimelerine örnektir. Evet, paslanma arkadaşlar havadaki oksijenle reaksiyona girmedir. Yani yanma yani oksitlenmedir. Bu durumda hepsi doğrudur diyeceğiz. Kimyasal tepkime denkleştirirken atom türü ve sayısı korunur. Şimdi A, B, C, D katsayıları nedir? Öncelikle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bize şurada 16 gibi bir sayı verilmiş. 16 HCl. Hidrojen başka nerede var? Kim varsa elimizde oradan yararlanacağız. Hidrojen bir tek burada var değil mi? 16 olabilmesi için bu D sayısının ne olması lazım? 8. Şimdi
Sadece hidrojenden D'nin 8 olması gerektiğine karar verdik. Şimdi kimden yola çıkabiliriz? Hemen rengimi değiştireyim. Mesela ürünlerde ne görüyorum? Burada 2 tane mangan görüyorum. Değil mi? 2 Mn. Başka Mn'yi görüyor muyum bir yerde? Hah, burada görüyorum. 2 olabilmesi için demek ki bu al sayısının ne olması lazım arkadaşlar? 2. Ama buraya yazdığım 2 hem potasyumu hem oksijeni etkiliyor. Dikkat edin lütfen. Yani 4 çarpı 2 8 oksijen. Bakın D çarpı bu. 8 oksijen. Yani oksijenler denkleşti. A sayısı demek ki 2'ymiş. Sonra geriye ne kaldı? Şuradaki C mi kaldı? B ve C'yi arıyoruz. Bunun için potasyumdan yola çıkabiliriz. Burada 2 potasyum var. Öyle değil mi? Burada da o halde kaç tane potasyum olacak? 2. Çünkü potasyum başka hiçbir bileşikte yok. Buraya da 2 yazdım. Ama buraya yazdığım 2 klorları da etkileyecek. Şimdi son durumda klorlara bakalım. Burada 16 tane klor var. Burada 2. Burada 2 çarpı 2 4 etti size 6. 16 olabilmesi için burada 10 tane klora ihtiyacınız var. 10 klor olabilmesi için B sayısına 5 dersiniz. 5 çarpı 2 10 dersiniz. Yani B sayısı 5. C'nin de 2 olduğunu söylemiştik. O halde cevabımız ne oldu? Bursa. Doğadaki leş taşı olarak bilinen kayaçlar kalsiyum karbonattır arkadaşlar. Kalsiyum karbonatı ayırdığımızda kalsiyum oksit ve karbondioksit oluştururuz. Bu kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Şimdi sönmemiş kireci söndürmek için ne yaparsınız? Sönmemiş bir şeyi söndürmek için su eklersiniz. Bakın su ekledik. Su eklediğimizde kalsiyum hidroksit dediğimiz bazı kullandık. Bazı elde ettik. Bu kalsiyum hidroksitin çok güzel bir özelliği var. Yapıştırıcı özellik gösterir çimentoların içinde. Yapıştırıcı özelliğinden dolayı inşaat alanlarında bakın. Kağıt sanayide, madencilikte, su arıtım gibi pek çok alanlarda kullanılır. Ama bu bir bazdır. Şimdi sönmemiş kireç eldesi sentez midir? Bakın sentez birleşmeydi değil mi? Sönmemiş kireç eldesi büyük bir molekülden küçük iki molekül parçaladık. Bu bir nedir arkadaşlar? Sentez değil, ayrışmadır. Bakın büyük molekül küçük moleküllere ayrıştı. Bu bir ayrışma tepkimesi değil. Birinci öncül yanlış. 200 gram %5 saflıktaki kalsiyum karbonatın ısıtılmasıyla 28 gram kalsiyum oksit mi elde edilir? Bunu şöyle yapıyoruz gençler. Şimdi 200 gram %5 25 saflıktaymış. Hemen bir köşede 200'ün %25'ini buluyorsunuz. 200'ün %25'i. Yani %25 saflıkta demek bu 200 gramın tamamı kalsiyum karbonat değildir demek. 200'ün 4'te 1'ini alacaksınız değil mi? Yani şu 1, 25'e bölerseniz bu da 4. 200 bölü 4 nedir? 200 bölü 4, 50 gram. Şimdi 50 gram kalsiyum karbonat var elimde. 50 gram kalsiyum karbonatı ısıttığımda ben hemen molünü bulayım bunun. Molünü bulmak için de verileni orijinale bölüyorduk biliyorsunuz. 50 gram bize verilen. Orijinalde kalsiyum karbonatı hesaplarsak 40 artı 12. 52, 48 daha 100. 50 bölü 100'den bakın 1 bölü 2 yani 0,5 mol olduğunu söyleyebilirim. 50 bölü 100'den. Bunların baş katsayıları aynı birebir. O halde elde edilen kalsiyum oksit de nedir? 0,5 moldür. Geriye sadece 0,5 molü bu adamın kaç gram onu bulmak kalıyor. Kalsiyum 40, oksijen 16, 56. Yani 0,5'i 56 ile çarpacağız. Zaten bir sayı 0,5 ile çarpmak yarısını almak demek. Bu durumda 28 gram mı elde edilir? Vallahi öyle. 0,5 çarpı 56 çünkü 28'dir. Şimdi 1'e yanlış dedik, 2'ye doğru dedik. Buraya bakıyorum. 74 gram kalsiyum hidroksit elde edebilmek için demiş soru. En az ne kadar kalsiyum oksit gerekir? Şimdi hemen 74 gram kalsiyum hidroksitin arkadaşlar molünü bulalım. Hemen. Kalsiyum 40. OH nedir? 16 bir daha 17. 17 çarpı 2. 34. 40 artı 34 1 mol. Yani 74 gram kalsiyum hidroksit aslında 1 mol. Bu kalsiyum hidroksit 1 mol ise bu da benim için 1 mol olacak değil mi? Peki kalsiyum oksitin 1 molünün az önce kaç gram olduğunu söyledik? 56. O halde 3. öncül doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani denizli olacak. Yukarıda bize 2 tane grafik verilmiş. Tepkilerden hangileri uygundur diyor. Yani dikkat edin katı kütlesi azalacak.
ortamda hiç yokken gazınız oluşacak. Katı kütlesi azalacak. Yani ürünlerde bir gaz açığa çıkmalı, öyle değil mi? Burada bakın KClO3 komple katısı varmış. Ayrışırken gaz açığa çıkmış. Bakın birinci tepkime olabilir. Burada katınız var, gazınız var. Burada tam tersi, katı kütlesi başlangıca göre artar dersiniz. Buraya geldim. Burada lityum florür katınız var. Evet, katı kütlesi. He. Şimdi burada arkadaşlar katı kütlesi azalıyor mu ona bakmanız lazım. Lityum florür. 19 artı 7 nedir? 26, değil mi? Buradaki katı kütleniz 26. Çünkü burada bir sıvı var ve sıvı işi biraz değiştiriyor. Lityum bromür. Brom 80, 87 olacak. Hoba. Bakın burada da katı kütleniz arttı, farkında mısınız? Bir gaz açığa çıktı. Ama katı kütleniz 26'dan 87'ye arttı. Ama ben katı kütlesinin azalmasını istiyorum. O halde bu da olmadı. Demek ki cevabımız Adana yalnız 1. Hava yastığı otomobillerde çarpışma anında çok hızlı biçimde açılıp azot gazı şişerek yolcuların yaralanmasını önleyen esnek bir malzemeden yapılmış koruma sistemidir. Hava yastığı, evet. Hava yastığının şişmesi mesela kimyasal bir değişikliktir arkadaşlar. Çünkü azot gazı orada ani bir tepkimeye giriyor, bir reaksiyon gerçekleşiyor ve hava yastığınız şişiyor. Şimdi burada sodyum nitrür dediğimiz bir madde var. Sodyum azit de diyebilirsiniz buna, hava yastığının içinde. Bu kararsız bir madde olup çarpma anında gönderilen sinyalle küçük bir kıvılcım oluşturur ve gördüğünüz gibi azot gazını oluşturduk. Bakın. Bu da bir analiz tepkimesi, öyle değil mi? Sodyum nitrür gibi büyük bir madde küçük maddeleri ayrıştı. Ayrıştırırken de gaz açığa çıktı. Zaten hava yastığını şişiren de açığa çıkan bu gaz. Bu tepkime sonucu sodyum aşırı reaktiftir ve insan vücuduna ciddi zarar verir. Bunun için ortamda bulunan potasyum nitrat ile, bakın şu sodyum da potasyum nitrat ile reaksiyona giriyor. O da gene azot gazını açığa çıkarıyor. Daha sonra oluşan iki oksit, potasyum oksit ve sodyum oksit, silisyum dioksit ile etkisiz hale getirilir. Bakın alkalin silikat şeklinde, işte ard arda ve kısa sürede gerçekleşen bu tepkimelerle yaralanma ve ölümlerin önlerine geçilir. Buna göre hangileri doğrudur demiş soru bize. Hemen bakıyoruz. Tepkimesi bir analiz tepkimesi midir? Az önce ne demiştik arkadaşlar? Bu bir ayrışmadır, değil mi? Büyük bir molekülden küçük bir molekül oluştu. O halde bu bir analiz tepkimesidir. Doğru. 130 gram sodyum nitrürden diyorsa hemen bunun molünü bulmam lazım. Bakın sodyum nitrür nedir? Sodyum 14. Bu da sodyum 23. Azot 14. 14 çarpı 3 52. 52 değil, 42. 40, 50, 60, 65 bakın normalde. Bu adam molekülerle 65. 130 gramı da bu adamın 2 mol müdür? Harika. 2 molden ne kadarı açığa çıkar diyor. Baş kat sayılarla oranlayacağız. Bakın baş kat sayısı 2'ye 2 ise 3'e kaç mol olacak? 3 mol gaz. 3 mol gaz da 67,2'dir. Nasıl? 3'ü ne yapıyoruz normal koşullarda? 22,4 ile çarpıyoruz, değil mi? 3 çarpı 22,4 de 67,2'dir. Yani ikinci öncülünde doğru olduğunu söyleriz. Bu tepkimesi sentez tepkimesi midir? Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere sentez, bakın, birleşmedir. Yani bu adam bu adamla birleşsin ama bunların hepsi ayrı birer tepkime, değil mi? Bu bir sentez değildir. Analiz midir öğretmenim? Hayır, analiz de değildir. Yani bu tepkime türü için bir şey söyleyemeyiz. Hangileri doğru oldu bu durumda? 1 ve 2 Bursa. Demir elementi su buharı içerisine atıldığında, bakın demir suyla F3O4 ve hidrojen gazını açığa çıkarıyor. Şimdi hidrojen gazı açığa çıkar demiş. 16,8 gram demir ile diyor. Hemen demirin normalde 56 gram olduğunu biliyoruz. 16,8 diyorsa bir köşede bu 16,8'i 56'ya bölmemiz lazım. Şimdi 56'ya böldüğümde 168'i 56'ya bölsem arkadaşlar 3 katı, değil mi? 3 katı, süper. O halde 1 virgül kayarsam demirin ben 0,3 mol olduğunu söyledim. Zaten tepkimede herhangi birinin molünü biliyorsam diğerleri de, bakın hepsinin baş kat sayısı şu an 1 gibi duruyor. Ama bizim burada bir denkleştirme yapmamız lazım. Normalde kimya sorularının hilesidir. Bazen reaksiyon bize denk verilir. Bazen de bizim denkleştirmemiz istenir. Mesela 3 tane demir var. O halde burada demirin başına bir 3 yazacağız. Sonra bakayım. Hidrojene geldim. Şuraya 1 yazsam.
Burada 4 tane oksijen var değil mi? 4 oksijen varsa şuraya bir ne yazacağız arkadaşlar? 4. Şimdi hidrojene geldim. 4 kere 2 8. 8 olabilmesi için şuraya da 1, 4 yazarsam eğer şimdi olayım denk oldu. Artık molleri oranlayabilirim. Nasıl oranlayacağım? İşte baş kat sayısı 3'e 0, 3 ise 4'e nedir? 0, 4. 1'e nedir? 0, 1. 4'e nedir? 0, 4 şeklinde. Soru bana istediğini sorabilir. 0,4 gram hidrojen gazı açığa çıkar mı? Dikkat! 0,4 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Ama gram diyorsa H2'nin molekül ağırlığıyla çarpmam lazım. H2'nin molekül ağırlığı bakın 1,1 daha 2'dir öyle değil mi? 0,4 çarpı 2'den 0,8 gram hidrojen gazı açığa çıkar. Birinci öncül maalesef yanlış. 0,1 mol F3O4 oluşur mu? Bakın 3'e 0, 3 ise 1'e ne olacak? Baş katsayılarla oranladığınızda 0,1 o halde doğru. Açığa çıkan hidrojen gazı, açığa çıkan hidrojen gazı arkadaşlar 0,4 moldü. Normal koşullarda diyorsa bunu 22,4 ile çarpacağız. 89,6, 1 virgül kayarsanız 8,96. Aynen öyle. Bu durumda 2 ve 3 doğru oldu. Cevabımız denizdi. Kimyasal tepkimelerde başlangıçlanan maddelerden biri diğerinden daha önce biterek tepkimenin durmasına sebep olur. Bunlara bir sınırlayıcı bileşen adını veriyorduk zaten. Soru da bize bunu açıklamış. Kapalı bir kapta bu reaksiyonu alıyorsunuz arkadaşlar. 6.4 gram kükürt, 19,6 gram sülfürik asitten. Süper. Bu oluştuğuna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken olayımız şu. Bunların muhakkak birinden artan madde olacak öyle değil mi? Bakın şimdi bizim tepkimemizde 1 mol kükürt giriyor. 1 mol kükürt nedir? 32 gram. Bakın şuraya geçiyorum. 2 mol sülfürik asit giriyor 1 mol kükürde karşılık. 2 mol sülfürik asitin molekül ağırlığı nedir? Sülfürik asit normalde 98. 2 ile çarparsanız arkadaşlar 196. Şimdi bu adamların tepkimeye girme olayları bu şekilde. Fakat benim elimde ne var? Kime daha yakın? Zaten sorular muhakkak orantılı verir. Bakın 19,6'ya daha yakın değil mi? Yani bundan 19,6'sı reaksiyona girse 196'ya 19,6 0,1 molü. Bunun 0,1 molü reaksiyona girerse bakın baş katsayısı 2'ye eğer 0,1 mol reaksiyona girerse baş katsayısı 1'e ne kadar girecektir? 0,05 mol girecektir. Baş katsayısı 3'e ne kadar oluşacaktır? 0,15 mol. Baş katsayısı 2'ye ne oluşacaktır? 0,1 mol. Öyle değil mi? 0,1 mol su oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar normalde bu sorularda uygulamamız gereken taktik bu. Fakat burada bize soru farklı bir bilgi daha vermiş. Hemen o bilgiyi de kullanacağım. O bilgiyi kullanırken de diyeceğim ki yahu reaksiyon ne olursa olsun girenler benim elimde bir ürün var. Nedir bu ürün? 3,6 gram su. Hemen bir köşede 3,6 gram suyun molünü bulmalıyım. Bunu zaten eğer 18'e bölerseniz 0,2 olduğunu söylersiniz. Hop burası neymiş demek ki 0,2. Bakın başlangıçta suyla ilgili bir bilgi bilmeseydim pat 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 kükürt ya da sülfürik asitten mol bulup oranlardım. Ama ben ürünlerde oluşmuş bir adamı biliyorum. Oranlamak direkt bunun hakkı. 2'ye 0,2 ise 3'e nedir? 0,3. 2'ye nedir? 0,2. 1'e nedir arkadaşlar? 0,1. Artık buradan yola çıkacağız. Tamam mıdır? Şimdi hemen sorumuza bakalım. Elimde 0,1 mol kükürt katısı var. Bu 0,1 mol kükürt katısı baktığınızda 3,2 gramdır. 0,2 mol de sülfürik asit var zaten. 0,2 mol de sülfürik asit 19,6'dır. Demek ki sınırlayıcı bileşen sülfürik asit. Bakın az önceki denkliğimizde de oydu. Biten vatandaş bu. Kükürt katısından ise gençler elimizde normalde 0,2 mol var. 0,1 reaksiyona giriyor. 0,1 molü artıyor. Mesela kükürdün arkadaşlar 0,1 molünün arttığını söyleriz. Öyle değil mi? 0,1 mol de 32 gram mıdır? Evet öyle. Mesela SO2 için konuşun diyor. SO2 0,3 mol oluşacak. Hemen kütlesini bulun bunun. Molü 0,3 dedik. Kütlesi içinde 32 artı 32 64.
64 ile çarparsanız 19,2'dir. Bakın B şıkkı da doğru. Mesela E'de ne demiş? 0,2 mol H2O oluşur. Zaten bunu görüyoruz. Tepkime sonunda 0,4 mol madde bulunur diyor. Zaten tepkime sonunda bir kere 0,3 artı 0,2'den 0,5 mol ürününüz var. Tepkime sonu demek hem artan hem oluşanlar demek. 0,5 mol oluşan maddeniz var. Bir de 0,1 molde artan kükürdünüz vardı. Toplam artı, mol sayısı 0,6. Bu durumda C şıkkının yanlış olduğunu söyleriz. En üstte birçok kullanım alanı olan bor elementi doğada elemental hali değil, cevherleri içinde bulunur. Ne demek cevher? Elimizdeki cevherin %100'ü bor değil, bir saflık yüzdesi var. Bu saflık yüzdesinde genelde %95 saflıkta bor elementi elde edilir diyor. Yani 100 gramlık bir cevherin 95 gramı bor, geri kalan 5 gramı istenmeyen madde. Tamam mıdır? Ancak bu saflıktaki bor en üstte kullanılmaz. Saflık yüzdesini arttırmak için önce boru klorla bir reaksiyona sokuyoruz. Sonra bunu bir güzel damıtıyoruz. Damıttıktan sonra da hidrojenliyoruz arkadaşlar. Hidrojen klorları alıyor ve saf bor katısını bakın burada elde ettik. Tepkimeler gerçekleştirilir ve son tepkimede %99,99 saflıkta bor elementi elde edilir. Bakın hala %100 değil. Buna göre 23,5 gram saf BCl3 tamamı için diyor. Ne kadar bor elementi elde edilir? Önce yapmamız gereken şu 23,5 gramı mole çevirmek. BCl3 nedir? 35 çarpı molekül ağırlığını bulalım arkadaşlar. Molekül ağırlığı arkadaşlar bunun 117,5. Şimdi baktığınızda zaten iki kat gibi değil mi? Yani bu virgül olmasa 235'i 117,5. Direkt iki katı. Bir virgül kayarsam demek ki 0,2 mollük bir şey var elimde derim. Hemen BCl3 gördüğüm yere 0,2'yi yerleştirdim. Yahu baş kat sayısı 1'e 0,2 ise 2'ye ne olacak arkadaşlar? 0,4 mu olacak? Saf BCl3 tepkimesi bakın. Tamam mıdır? Saf BCl3'ten bahsediyor ama biz burada saf olmayanı yazdık. Saf dediği arkadaşlar direkt şu. Şu bizim için direkt neymiş? 0,2. Bu zaten bu tepkimede elde edilen 0,2. Şimdi baş katsayısı 2'ye 0,2 ise baş katsayısı 2'ye nedir? 0,2. Yani bu soruda biz kaç mol bor elde ediyoruz arkadaşlar? Demek ki 0,2 mol. Bana gram istiyor. Bu bir zahmet molekül ağırlığı olan 11 ile de çarpmam lazım. 11 çarpı 0,2 de nedir? 22. Bir virgül kaydım. 2,2. O halde cevabımız denizdi. Kimyasal tepmede oluşan ürünün hesaplanan miktarı teorik verim. Gerçekleşen tepme sonucunda oluşan miktarı ise gerçek verimdir. Evet arkadaşlar, teorik verim ve gerçek verim. Bu tepmenin yüzde verimi gerçek verimin teorik verime oranıyla hesaplanır. Bunlar da bizim bildiğimiz şeyler. Şimdi bu reaksiyonda bir şeyler var. 47,7 gram üre elde edilmiş. Hemen üreden arkadaşlar kaç mol elde edilmiş onu bulalım. Ürenin molekül ağırlığını bulmam lazım. Şimdi ürenin molekül ağırlığını hesapladığımızda arkadaşlar 60 oluyor. 47,7 bölü 60'tan üreyi biz 0,795 mol buluyoruz. Şimdi bu bizim için oluşan bir ürün. O halde bu 0,795 ise bakın. Şöyle düşünün, elimizde neler var? Elimizde bakın 51 gram NH3 var. 51 gram NH3 molekül ağırlığı azot 14, 3 daha 17'dir. Bu adam 3 mol. Bu adam ise arkadaşlar 44 gram karbondioksit 1 mol. Ama ben baş kat sayısı 1'e ancak 0,795 mol kullanabiliyorum. Farkında mısınız? Bu durumda bakın baş kat sayısı 1 olan karbondioksit 0,795 kullanacağım. Yani sınırlayıcı bileşenim karbondioksit olacak. Sonuçta eğer karbondioksit miktarım artarsa hani tepkimeyi devam da ettirebilirim. Sonra tepkimenin yüzde verimini bulalım. Şöyle diyeceğiz, işte karbondioksit beni sınırladığına göre normalde 1 mol karbondioksit vardı. 0,795 mol oluştu. Yüzde verim nedir diye şöyle bir oran orantı yapacağız. Bunu yüzde çarpmak demek virgülün 2, kayması demek. Yani yüzde 79,
5. Bakın bu da doğru. Teorik verimi bulurken de farkındaysanız teorik verimin tanımını burada söylemiş. Bakın yüzdek verim eşittir gerçek verim bölü teorik verim oranıyla hesaplanır. Bir de çarpı yüzümüz var tabii ki. Bunu da unutmayalım. Şimdi yüzde verim biz 79,5 zaten bulduk. 79,5. Gerçek verimi ise arkadaşlar direkt oluşan miktar. Yani gerçek verim nedir? 47,7 bölü teorik verim çarpı yüzü de unutmayın lütfen dediğinizde buradan da teorik verimi 60 gram şeklinde bulursunuz. İkinci öncül de doğru. Bu durumda hepsi doğru arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Bu soruyu tek zor kılan 47,7'yi 60'a bölüp 0,795 bulmak. Yani kimyadan çok biraz matematiksel işlemler yapmanız gerekiyor. İlk denememiz burada sona ermiştir. Teşekkürler.